Neşler, merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarının TYT denemelerini çözmeye devam edeceğiz. İkinci denemenin fizik sorularıyla birlikteyiz. Akvaryum içinde yüzen bir balığın T0 anındaki konumu şekil 1'deki gibidir. Balığın yüzerken geçtiği noktalardaki su basınçlarının zamana bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre balığın 0-4T aralığında izlediği rotayı gösteren diyagram hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi balığın K noktasından harekete başladığını görüyoruz. Su basıncını veren formülü bilmemiz lazım. P eşittir h çarpı d çarpı g'dir. Buradaki d değişmiyor. Sonuçta sıvının öz kütlesi bu değişmiyor. G de yer çekimi bu da değişmiyor. Ama h değişiyor. Peki h nedir? Sıvının açık yüzeyine olan yüksekliktir. Yani K noktasının şu anda yüksekliği sıvının açık yüzeyine olan şu mesafedir. Yani 2'dir. E, dolayısıyla 2H çarpı D çarpı G'dir K noktasındaki basıncımız. Ve T 0 anında yani harekete başlarkenki basıncımız K noktasındaki basıncımızdır. Yani 2P diye adlandırdığı yer aslında neresiymiş K noktasıymış. Demek ki buradaki ikiler sadeleşip biz HDG'nin P kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. E şimdi bizim basıncımızın 4P olması için bizim yüksekliğimizin 4H olması lazım. 4H neresidir? Bakın 1, 2, 3, 4 yani L noktasıdır. Demek ki balık bir süre sonra L noktasından geçmiş olmalı ki hani yüksekliği 4 olsun. O zaman da biz 4H çarpı D çarpı G yazarız. E bu da 4P'dir. Bakın zaten burada 4P. Daha sonra balığın su, bulunduğu noktanın su basıncı 3P. Yani 3H konumuna gidiyor. Daha sonra da P oluyor. Yani H konumuna gidiyor. 3H konumu neresidir? M noktasıdır. H konumu neresidir? Gördüğünüz gibi N noktasının yüksekliği sadece H'tır. Yani balığın izlediği rota şöyle yapalım. Önce 4'tü. Yani K'dan harekete başladı. Sonra pardon önce 2'ydi. K'dan harekete başladı. Sonra 4'e gitti. Yüksekliği 4 oldu. Sonra yüksekliği 3 oldu. 3 neresi arkadaşlar? Tabii ki de M noktası. Sonra da N noktasına gitti ve yüksekliği 1 oldu. Yani ya N ya da R noktasına gitti. ikisinden birisi. Çünkü ikisi aynı yer. İkisinin de yüksekliği aynı. Şıklarda N de olsa doğru olur. R de olsa doğru olur. Ama önce K, L, M kısmını bulmamız lazım. K, L, M bakın A şıkkında var. Burada K'dan M'ye gitmiş olmaz. Burada olmaz. K'dan L'ye, L'den M'ye, M'den tekrar K'ya gitmiş. Hayır. En son ya N'ye ya R'ye gitmesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi sorumuzun cevabının A şıkkı olduğunu görüyoruz. Bir saatin aynı maddeden yapılmış akrep ve yelkovan ibrelerinin kalınlıkları eşit. Yelkovanın boyu ise akrebin boyundan büyüktür. Dolayısıyla kalınlıkları aynı boyu büyük olunca yelkovanın kütlesi büyüktür. Akrebin kütlesi oluyor. Yani aynı kalınlık ama daha uzun. Yelkovanın boyu ise akrebininden büyüktür. Tamam. Saat 9 iken akrep ve yelkovanın yere göre potansiyel enerjileri EA ve EY'dir. Akrep ve yelkovandan oluşan sistemin yere göre potansiyel enerjisi ES'dir. Yani ikisinin toplamı. Saat 9.30 olduğunda EA, EY ve ES nasıl değişir? Şimdi 9.30 olduğunda şu çubuk birazcık da olsa yukarı doğru şöyle kımıldamayacak mı? Evet. Peki 12 12'yi gösteren çubuk tam şöyle 6'ya gelmeyecek mi? Evet. Yani arkadaşlar bir kere bu kısa çubuğun yüksekliği artıyor. Potansiyel enerjinin formülü m çarpı g çarpı h olduğu için. Şimdi bunların kütleleri değişmez. Sonuçta bir maddenin kütlesi niye değişsin? Kütle değişmez. Yer çekimi de değişmez. Ama yükseklik değişiyor. Yani gördüğünüz gibi burada akrebin yüksekliği artıyor değil mi? Sonuçta akrep buradayken akrebin kütle merkezi burası akrep biraz yukarı çıktığı zaman şöyle gittiği zaman kütle merkezi de şuraya geliyor yani yükseliyor o zaman akrebin potansiyel enerjisi artar çünkü aşı arttığı için potansiyel enerjisi de akrep için ne olacaktır artacaktır gelelim burada artarları çizelim tamam şimdi yelkovana gelelim yelkovan aşağı dönüyor yani eskiden kütle merkezi buraydı şu anda kütle merkezi burası. Yani eskiden kütle merkezinin yere olan yüksekliği bayağı bir fazlaydı. Şimdi az. Yerden yüksekliği azalıyor. E o zaman Yelkovan için M çarpı G çarpı H da bunlar aynı. H azalıyor o zaman o da azalıyor. O zaman burada da azalara gideceğiz. Şimdi sistemin enerjisine gelin. Şimdi bir tanesi arttı. Bir tanesi azaldı. Ama artış mı çok azalış mı çok ona bakalım. Arkadaşlar arttı dediğimiz şey ne kadardı? Ne kadarcık artmıştı? Yani şu çubuk şöyle ufacık bir miktar yükseldi. Yani o kadar az arttı ki neredeyse hiç artmadı yani. Ama azalma adamın kütle merkezi buradayken adam komple aşağı döndüğü zaman kütle merkezi artık burada. Yani bayağı bir yer değiştirdi. Dolayısıyla azalma burada çok daha etkili. Bir de artan cismin kütlesi küçük. Yani artan bu Azalan ise bu. Yani kütlesi büyük olanın daha çok etkisi olur zaten. Çünkü Mgh formülle göre belirleyeceğiz. E, Yelkovanın hem kütlesi fazla, hem yüksekliğindeki azalma fazla olduğu için azalma etkisi çok daha büyük, artma etkisi ise küçüktür. O yüzden sistem zarar etmiştir. Yani azalanlar daha etkili olmuştur. O zaman sistemik de azalır diyeceğiz. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Isıca yalıtılmış bir ortamda bulunan aleyna, sıcak bir odada yeterince beklemiş olan metal bir çivi ile tahta cetvele ayrı ayrı dokunduğunda metal çivinin tahta cetvele göre daha sıcak olduğunu hissediyor. Bakın daha sıcak demiyor. Sadece hissediyor diyor. Tamam. Buna göre Aleyna'nın yaşadığı bu olayın nedeni hangisidir diyor. Şimdi maddelerin ısı iletkenlikleri farklıdır. Isı iletkenliği demek de Maddenin sıcaklığını sana iletme hızıdır. Şimdi sen tahtaya dokunduğunda tahtanın ısı iletimi yavaş olduğu için sıcaklığını sana hemen aktarmıyor. Dolayısıyla sen de böyle onun çok sıcak olduğunu hissedemiyorsun. Ama demir ısı iletkenliği yüksek bir madde olduğu için sıcaklığını sana hemen iletiyor. Dolayısıyla da sen demirin daha sıcak olduğunu hissediyorsun. Halbuki ikisinin de sıcaklığı aynıdır. Yani sıcaklığının küçük olması cartçuk değildir. Bunlar değil. Isının ee, bilmem neden küçük olması. Isı zaten karşılaştırılamıyor ki. Isı küçük büyük diyemeyiz. O zaten yanlış. Çivinin ısı iletim katsayısı tahtadan daha büyük. Bunun nedeni budur. Öz kütleyle bir ilgisi yok. Öz ısıyla bir ilgisi yok. Nilay bir sehpa, heykel ve farklı optik araçlar kullanarak yaptığı bir çalışmada Şekilde gösterilen konumdan bakarak sehpanın ucuna yerleştirdiği optik araç sayesinde heykelin yüz tarafını görmeye çalışıyor. Buna göre Nilay, sehpanın kendisine yakın olan ucuna hangi optik aracı yerleştirirse amacına ulaşamaz. Şimdi Nilay'ın bu heykelin görüntüsünü görmesi için heykelden yansıyan ışınların tekrar Nilay'ın gözüne ulaşması gerekiyor. Mesela düzlem ayna kullanarak bunu yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. Düzlem aynaya heykelden yansıyan ışınlar. Şimdi güneşten gelen ışınlar heykele çarpıyor. Heykele çarptıktan sonra heykelden yansıyan ışınlar da aynada yansıdıktan sonra Nilay'ın gözüne ulaşıyorsa Nilay bu heykelin görüntüsünü aynada görür anlamına geliyor. Dolayısıyla bu olur. Çukur ayna olur mu? Eğer çukur aynayı şuraya büyükçe bir çukur ayna yerleştirdiyseniz şöyle. Dolayısıyla Heykelden yansıyan ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra tekrar Nila'ya gelebilir mi? Gayet tabii. Yani şuradan çıkan ışınlar eğer şu şekilde gidiyorlarsa Nilay'ın gözüne geliyorlarsa Nilay çukur aynayı kullanarak bunun görüntüsünü görebilir. Çukur aynanın eğer şu şekilde merkez noktası şuralarda bir yerde ise şuralarda bir yerde ise merkezden çizilen çizgide biliyorsunuz iki eşit açıya bölmesi gerekiyordu gayet bu şekilde Nilay çukur aynayı kullanarak bu heykelin görüntüsünü görebilir. Peki tümsek ayna olur mu? Arkadaşlar tümsek aynalarda da cisimlerin görüntüleri görülebiliyor. Yani siz buraya şöyle bir tümsek ayna koyduysanız dolayısıyla yine heykelden çıkan ışınlar tümsek aynada yansıdıktan sonra eğer şu şekilde gelip daha sonra da şöyle gidiyorlarsa yani Nilay'ın gözüne ulaşıyorsa yine biz tümsek aynayı kullanarak bu heykelin görüntüsünü görmüş oluyoruz. Yani tümsek aynada görüntü her zaman sanaldır. Yani görüntü şuralarda bir yerde oluşur. Ve görüntü cisme göre küçüktür. Ama sonuçta bir görüntüsü var ve onu görüyor. Peki ince kenarlı mercek olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü merceklerden ışın yansımaz ki. Mercekler ışığı kırar. Yani siz buraya... Ince kenarlı bir mercek koyduğunuzda, şöyle yapalım, ee, şöyle çizmeye çalışalım. İnce kenarlı merceğe gönderilen ışınlar, yani heykelden yansıyan ışınlar, mercekten geri dönmez, yani merceğin diğer tarafına geçer. Dolayısıyla heykelden çıkan ışınların tekrar Nilay'ın gözüne ulaşma durumu olmadığı için merceği kullanarak bunun görüntüsünü göremez. Peki görmesi için ne olması lazımdı? Heykelin bu tarafta olması gerekiyordu. Eğer heykel bu tarafta olsaydı heykelden çıkan yansıyan ışınlar nilaya ulaşırdı ve nilay da onu görmüş olurdu. Yani peki tam yansımalı prizma nasıl oluyor hocam diyebilirsiniz. Arkadaşlar olur. Nasıl olur biliyor musunuz? Bakın şöyle bir tam yansımalı prizma varsa burada şöyle büyük şu şekilde bir tam yansımalı prizma varsa eğer. E, heykelden çıkan ışınlar mesela şu ışın heykelden çıktı buraya çarptı buradan şuraya çarptı. Bakın buradan Nilay'ın olduğu yere doğru geldi. Burası A noktası. Heykelin üstü A, altı da B noktası ise eğer. Biz şu an B noktasını bulduk. Peki A noktasından bir ışın gönderseydim. Buraya çarpardı. Buradan buraya yansırdı. Buradan da buraya yansırdı. Yani A noktası aşağı dönüyor. Bakın ters döndü. Yani heykelin görüntüsü ters olarak Nilay'ın gözüne ulaşır. Ama sonuçta görür. Cevabımız D şıkkıdır. Karanlık bir odada bulunan gece lambası yakıldığında sehpa üzerinde duran bir saksının duvar üzerinde gölgesi oluşuyor. Buna göre duvar üzerinde oluşan gölgenin ilk durumuna göre daha büyük olması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Diyor ki saksıyı gece lambasına yaklaştırmak kesinlikle çok daha büyük bir gölgeye neden olur. Çünkü şu anda gölge nasıl oluşuyor? Gece lambasından çıkan ışınlar şuradan gelince geçemiyor. Şuradan geçemiyor. Şuradan itibaren geçiyor. Temsili buraya çizdim. Şu anda alt noktasına gelen ışınlar da şuradan itibaren geçiyor. Dolayısıyla bizim şu arada ışığın geçmediği bir bölge yani tam gölge oluşuyor. Yani saksının gölgesi bu kadar oluyor. Eğer saksı gece lambasına yaklaştırılırsa bakın ne oluyor. Saksıyı artık diyelim buraya getirdim. Yani saksı Şöyle bir şey oldu değil mi buraya gelince yaklaştı. Şu anda ışınları çizelim bakın üstten çizdiğimiz ışın taburuya gidiyor. Alttan çizdiğimiz ışın taburuya gidiyor. Yani saksının artık şu kadar bir gölgesi var. Kesinlikle bu olur. Sehpa üzerine boyutları daha büyük bir saksı koymak. E, daha büyük saksı koyarsan gölgesi daha büyük olur. Çünkü sonuçta bu saksının daha büyük olduğunu düşün şu kadar olduğunu düşün. Artık üstten giden ışın buraya gidecek, alttan giden de buraya gidecek. Yani saksının gölgesi bu kadar olacak. Yani büyüdü. Bu olur, bu olur. Gece lambasını saksıdan uzaklaştırmak bu olmaz. Gece lambası uzaklaşınca ışık buraya gelir. Örnek veriyorum. Artık bundan çıkan ışınlar bakın şöyle bir tanesi buraya, bir tanesi de buraya çarpıyor. Yani daha küçük bir bölgede gölge oluşuyor. Yani bu olmaz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Özdeş kaleme çubuk mıknatısları sürtünmesi yatay düzlemde yerleştirilmiş konumlarda tutulmaktadır. L mıknatısı serbest bırakıldığında dengede kaldığına göre kutupları ne olamaz? Olamaz diyor bakın dikkat edin. Böyle soruların şıklardan da gidebilirsiniz. Çünkü siz hiçbir kutubu bilmiyorsunuz. Hepsi S ya da hepsini Bakın bunlar aynı anlama gelir. Mesela baş taraftakiler aynı, ortadaki farklı. Bakın baş taraftakiler aynı, ortadaki farklı. Bunlar da aynı anlama gelir. Bir tane farklı olan şık sorunun cevabıdır. Peki bunu nasıl anlayacağız? Şimdi biz L mıknatısının dengede kaldığını söyledik mi, söyledik. Mesela burası N ise, örnek veriyorum. Burası N ise bir mıknatısın diğer kutbu S'dir. Şimdi diyelim bunun da bu kutbu N, bu kutbu S. Şimdi bu mıknatıs S N'yi ne yapar? L'yi kendine doğru çekmez mi? Çeker. Tamam. F ile çekti. Şimdi M'nin de L'yi çekmesi gerekiyor ki L mıknatısı ne yapabilsin? Dengede kalabilsin. E burası S ise çekmesi için buranın ne olması gerekiyor? E burası da S. Yani bir ne oldu? 1'e N dedik. E şimdi 2'ye ne dedik? S dedik. E peki 3'e ne dedik? N dedik. Yani ne oldu? Bakın şu ikisi aynı, ortası farklı. E diğer türlü de olabilirdi. Yani buna S. E buna N. Buna da S. Bu da aynı şey. İkisi de aynı şey. Dolayısıyla bu ikisi de olabilir. Peki başka ne olabilir? Şimdi S, N'yi yani bu K, L'yi çekti. E belki de çekmemiştir. itmiştir. Nereden biliyoruz? Tamam itecek şekilde yapalım. O zaman şöyle yapacağız. Burası N ise burası da N olacak. Ve K, L'yi itecek. O zaman burası N ise otomatikman burası S oluyor. M'nin de L'yi itmesi gerekiyor. Hani dengede kalması için. O zaman M'nin 3 numaralı kutbunun S olması gerekiyor ki yani S, S'yi itsin. Dolayısıyla şimdi burası neyse burası da S oluyor. Bir mıknatısın sonuçta 2 kutbu var. Yani 1'e ne yazdık? S yazdık. 2'ye ne yazdık? S yazdık. 3'e ne yazdık? S yazdık. Gördüğünüz gibi hepsi S, S, S ya da hepsi N, N, N olabiliyor. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır canlar. Yatay ve doğrusal bir yolda hareket eden bir araç yol kenarına eşit aralıklarla dikilmiş olan elektrik direklerinden ardışık her iki elektrik direği arasını sürekli 10 saniyede almaktadır. Buna göre bu olayla ilgili hangileri doğru olabilir? Şimdi elektrik direkleri arasındaki mesafeler birbirine eşitse ve her iki elektrik direği arasını da sürekli aynı sürede alıyorsan bunun anlamı, bunun bir tane anlamı vardır. O da şudur: Aracın hızı sabittir. E, sabit hızla hareket edersem, bu direkten bu direğe gelme süren de aynıdır. Bu direkten bu direğe gelme süren de aynıdır. Aracın hızı sabittir. Diyor ki birinci yargıda, aracın içinde oturmakta olan bir yolcu elektrik direklerini kendisiyle zıt yönde gidiyor gibi görür. Şimdi normalde direkler duruyor, yani bu direklerin hızı sıfırdır. E buradaki araçta diyelim sağa doğru giden bir araç olsun. Şöyle iyi kötü bir araç çizelim. Şimdi bu araç sağa doğru gidiyorsa hepimizin başına gelmiştir bu. Araba sağa doğru giderken biz cisimlere baktığımızda onların geriye doğru gittiğini görürüz. Yani sanki biz gitmiyoruz da direkler geriye doğru gidiyor gibi olur. Bunun nedeni nedir? Bağıl hız. Bağıl hız ne demektir biliyor musunuz gençler? Bağıl hız Gözlemci ve gözlenen kişinin hızlarının birbirine göre değerine denir ve nasıl bulunur? V gözlenen eksi ve gözlemci gözlemci. Şimdi araç içerisindeki kişi baktığı için o gözlemcidir ve bu işlemler vektörel işlemlerdir. Yani araç içerisindeki kişi araçla birlikte hareket etmiş olur. Yani sağa doğru hızı v'dir bunun. Gözlemcinin hızı v'dir. Ama baktığı kişiye gözlenen deniyor. Yani direğin hızı yok. Dolayısıyla gözlenenin hızı sıfırdır. Eksi gözlemci neydi? Gözlemci araç içindeki kişi. Peki vektörlerde eksi ne anlama gelir? Yön anlamına gelir. Yani demek istiyor ki sağa doğru olan V'yi ters çevir. E, sola doğru V yap. Dolayısıyla e, araç içindeki kişi direğe baktığı zaman direğin sola doğru V ile gittiğini görür. Halbuki kendisi sağa doğru V ile gidiyor. İşte bunun nedeni budur. Dolayısıyla e, zıt yönünde hareket ediyor görür bu doğru hepimizin başına bu gelmiştir. Araç sabit hızla hareket etmektedir çünkü eşit aralıklarla dikilendireği hep 10 saniyede geçiyor demek hızı sabit. Araç dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetler demek araca etkilen toplam kuvvetin sıfır olması anlamına geliyor. Toplam kuvvet sıfırsa cisim durur ya da sabit hızla gider. Bizim aracımız sabit hızla gittiği için yani hızlanma ya da yavaşlama yapmadığı için dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yani bu da doğrudur. Sorumuzun cevabı 1-2-3 olmaktadır. Üçüncü denemede görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. kal.